Bu depremle birlikte hayvanların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anladık. Kuş satışımız bayağı düşüktü ama şu an aşırı derecede talep var. Bazı müşterimiz, en azından birkaç kişi geldi. Depremden önce çok çırpındıklarını, haber verdiğini kuşlarının. O yüzden de biraz çok aşırı talep var şu an kuşa. Birçok müşteri de aynı şekilde söylüyor. Önceden uyardığını, en az 3 dakika önce uyardıklarını söylüyorlar. Bu da bir insanlar için en azından kaçış demektir evden. 3 dakika çok büyük bir şey. Diğer hayvanlardan da kedilerin de tedirgin oldukları, aşırı miyavladıkları, kendilerini hırpaladıkları, böyle haber vermeye çalıştıkları müşteriler tarafından söylendi, anlatıldı. Hayvanlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. İnsanlarla iç içe olduklarını, onları koruduklarını görüyoruz. Mesela deprem bölgesinden de haberler alıyoruz. Orada da sahibine yemekler, yiyecekler götürdü. Bazılarının yerini gösterdiği gibi bir sürü haberler geliyor hepimize şu an için. Yemeği yiyor istersen, çek içeride. Gördün mü? Biraz daha çalışıyor. Enkazdan çıktı değil mi? Enkazdan çıktı, evet. Kuşun ismini ne verdiniz? Kuşun ismi Şanslı. Bugünün şanslısı. Şöyle göstereyim isterseniz ufaktan. Yani yolda yürürken yerde kameraman arkadaşların önünde bir tane evcil kuş bulduk. Büyük ihtimal boncuk kendisi. Uçamıyordu, yerde duruyordu. Yani bu havada, bu şartlarda, bu dışarıda ölür, yaşayamaz. Biz de kendisini aldık. Emniyet güçlerinin bir birimi olan Heidi diye bir birim. Bu hayvan hakları koruyucusu gibi bir şey. Değil mi abi? Aç yine. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Heidi birimi gelecek ve bu kuşu alacak. Buna onlar kendileri bakacak. Yoksa bu dışarıda ölür. Buna burada kimse bakamaz. Hava şartları bu, deprem, tozlar. Yani dışarıda yaşayacak bir kuş değil bu. Delikanlı. Evet. Aldın kuşlarını. Konuş. Hadi ben bakalım. Burada yayınlayacaklar. Kuşlarımı aldım ben işte. Kuşlarımı aldım. Çok korkmuştum. Sen buradan mı çıktın? Çok teşekkür ederim. Evet. Gencimiz kuşlarına kavuşturduk.